Canlar merhaba hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. TET Fizik kampımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü konumuz mercekler olacak. Artık optiğin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Çünkü merceklerden sonra sadece renk konusu kaldı. Opti'yi bitirdik diyebiliriz. Peki bugün merceklerde neyi öğreneceğiz? Arkadaşlar merceklerle aynaların farklarını öğreneceğiz. Yani aynalarda odak uzaklığı nelere bağlıydı? Merceklerde nelere bağlı? Aynalarda rengin bir önemi yoktu ama merceklerde rengin önemi çok fazla. Bunlar üzerine tartışacağız. Merceklerin özelliklerini sizlere anlatacağım ve merceklerin günlük hayatta nerelerde karşımıza çıktığını sizlere anlatacağım. Zaten eğer bir soru gelirse muhtemelen merceklerin kullanım alanlarıyla ilgili bir soru gelebilir. Sözü daha fazla uzatmadan konumuza bir an önce başlamak istiyorum. Hadi başlayalım. Öncelikle müfredatta merceklerle ilgili hangi kazanım ve kavramlardan sorumluyuz? Lütfen videoyu durdurup bunları tek tek okuyun arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Ben vakit kaybetmemek için bir an önce artık merceklere giriş yapmak istiyorum. Merceklerin tanımıyla başlayacağız. Daha önceden öğrencilerim notlarımı yazardı arkadaşlar. Bu yazı da onlara ait. Şimdi gördüm biraz duygulandım. Gerçekten onlara çok ama çok teşekkür ediyorum. Yani VIP Fizik kendi başına bu noktalara gelmedi arkadaşlar. Beni öğrencilerim çok desteklemişti. Ya yani bu yazıyı da onlar yazmıştı. Şimdi hatırladım biraz da duygulandım. Ee, dolayısıyla hepsine çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalımı öneren bana bu şek bir şekilde destek olan tüm öğrencilerime teşekkürlerimi buradan iletiyorum. Şimdi neye mercek deniyor bunu bir kere öğrenelim. Işığın kırılması sonucunda ışığı bir noktaya toplayabilen buna ince kenarlı mercek diyoruz. Ya da bir noktadan saçılıyormuş gibi dağıtan yani üzerine gelen ışığı dağıtan kalın kenarlı mercek diyoruz en az bir yüzü küresel. Burası önemli arkadaşlar. İki yüzü de küresel olabilir. Tek yüzü de küresel olabilir. Ama en az bir yüzünün küresel olması gerekiyor ki biz ona mercek diyebilelim. Saydam ortamlara mercek denir. Zaten saydam olmazsa ışığı geçirmez. Dolayısıyla da mercek olmaz. Yani cam olabilir, elmas olabilir, plastik olabilir arkadaşlar. Su olabilir, sıvı olabilir. Yani bunlar ışığı geçiren maddelerdir. Bunlardan biz mercek elde edebiliriz. Bu arada buradaki ya da e, yanlış yazılmış arkadaşlar yazım hatası var. Öğrencilerim bu konuda beni hep uyarır. Hocam ya da ayrı yazılır diye. Ben artık dikkat ediyorum ama bu hatayı gerçekten ben yapmadım. Şimdi ince kenarlı mercek nasıl elde ediliyor? Kalın kenarlı mercek nasıl elde ediliyor? Buna gelelim. Canlar iki tane küresel kalıp kullanılarak yani yarıçapı r1 olan bir kalıp ve yarıçapı r2 olan bir kalıp kullanılarak aralarındaki ortamda bir Sıvıyla ya da camla doldurulduğu zaman, ya yani camı buraya nasıl dolduruyoruz? Camı eriterek tabi, camı eritip buraya dolduruyorsun. Dolayısıyla şu şekilde bir mercek elde etmiş oluyorsun. Kenarları ince olan bu merceğe, bakın ortası daha kalın, kenarları daha ince olan bu merceğe ince kenarlı mercek deniyor. Aynı şekilde R1 ve R2 küresel kalıplar kullanılarak, bu sefer de aradaki ortam dolduruluyor. İşte plastik cam ya da Herhangi bir ışığı geçiren saydam bir madde ile dolduruluyor ve kalın kenarlı. Bakın kenarları ortasına göre daha kalın olan bu mercek elde ediliyor. Buna da kalın kenarlı mercek deniliyor. Şimdi burada r1 ve r2 eşit olmak zorunda değil. Yani eşit olabilir olmayadabilir. Böyle bir zorunluluğu yok. Bunu bilin. Yani merceklerle aynalar birbirinden farklı arkadaşlar. Aynalarda zaten bir tane odak ve bir tane merkez vardır. İşte küresel bir cismin örnek veriyorum şöyle. E, şu tarafını sırlarsanız yani iç yüzeyini parlatırsanız dış yüzeyini sırlarsanız bu ne oluyor? Çukur ayna oluyor. Çukur aynanın bir tane merkezi var ve merkezin tam ortasında da bir tane neyi var? Odağı var. Ama arkadaşlar merceklerde iki tane merkez iki tane odak var. Yani bir merceğin şöyle ince kenarlı bir mercek düşünelim. İki tarafında da odak ve iki tarafında da merkez noktaları vardır arkadaşlar. Tabi burada r1 ve r2 farklı olabilir demiştim. Ancak merceğin sağındaki odak uzaklığı solundaki odak uzaklığına eşittir arkadaşlar. Yani sizin müfredatınıza girmeyen bazı formüller var. O formüllerle bu ispatlanıyor. Merceğin bir e, odak uzaklığını bulan bir formül var, bulunan bir formül var. O formülle biz odak uzaklığını buluyoruz. Ama burada sağdaki odak soldaki odaktan farklı falan olmuyor. Kesinlikle öyle bir şey düşünmeyin. Hani R1 ve R2 farklı, o zaman merkez uzaklığı farklı mı? İşte odak farklı mı? Böyle düşünmeyin arkadaşlar. Merceğin iki tarafındaki e, merkez uzaklıkları da birbirine eşit, odak uzaklıkları da birbirine eşit olmak zorunda arkadaşlar. Tamam. Şimdi merceğin tam ortasındaki eksene biz asal eksen diyoruz zaten bunu biz aynalar konusundan da biliyoruz. Ortadan geçen şöyle eksene biz ne diyoruz? Asal eksen diyoruz. Buraya bir tane asal eksen çizelim mesela. Kalın kenarlı merceğin tam ortasından şöyle geçen eksene asal eksen diyoruz. Merceğin tam orta noktasına da arkadaşlar optik merkez deniyor. Bakın şu noktaya. Merceğin tam orta noktasına ne diyormuşuz? Optik merkez diyormuşuz. Şimdi mercek türlerini biraz daha yakından tanıyalım. Önce ince kenarlı mercekle başlayacağız. Gördüğünüz gibi kenarları şu şekilde olan merceğe biz ince kenarlı mercek diyorduk. Bir yüzeyinin küresel olması gerekiyordu zaten yoksa mercek diyemiyoruz. Kenarlarındaki bu keskinlikten yola çıkılarak arkadaşlar dikkat edin... E, ...ok sembolüyle de mercekler, ince kenarlı mercekler gösterilebiliyor. Zaten testlerde özellikle şu sembolü göreceğinizi düşünüyorum. İnce kenarlı merceğin en önemli özelliği asal eksene ışığı yaklaştırıyor. Yani ince kenarlı mercekler ışığı toplar. Bundan dolayı da yakınsak mercek denir yani... Uzağa giden ışığı yakına doğru getirir. Asal eksene doğru toplar. Şimdi asal eksen dediğimiz şey merceğin tam ortasından geçen şu çizgiye biz asal eksen diyoruz, değil mi? İşte arkadaşlar, üzerine gelen ışığı asal eksene doğru toplar. Alttan gönderseniz bir ışık onu da buraya toplar. Merceğin zaten ışığı topladığı bu noktaya zaten odak noktası deniyor. Birazdan onu biraz daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Ama neyi bilmemiz gerekiyor? İnce kenarlı mercekler ışığı toplar. Peki neden toplar? Yani ana mantığı nedir? Gelin birlikte onu burada görelim. Bunu tamamen kırılma kanunlarıyla açıklayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada iki tane küresel yüzey var değil mi? Bir tane sol taraftaki küresel yüzey var. Bu küresel yüzeyin merkezi yaklaşık olarak buralarda bir yerdedir. Bir de sağ taraftaki küresel yüzey var. Bunun merkezi de burada bir yerde olduğunu düşünelim. Şimdi bizim ışınımız geldiğinde içerisi cam dışarısı hava olduğu için Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiyor. Dolayısıyla normale yaklaşarak kırılması gerekiyor. Peki bu küresel yüzeyin yani sol taraftaki küresel yüzeyin normali nerededir? Arkadaşlar küresel yüzeylerde normal merkezden çizilen çizgidir diye sizlere belirtmiştim. İşte arkadaşlar soldaki küresel yüzeyin normali budur. Dolayısıyla bizim ışınımız bu çizgiye yaklaşarak kırılması gerekiyor. Yani ışınımız şu şekilde gidecekken yoluna böyle devam edemiyor düz bir şekilde. Normale yaklaşarak. Normale yaklaşarak şu şekilde yoluna devam ediyor. Daha sonra tekrar camdan havaya geçecek. Yani buradan buraya geçerken camdan havaya geçecek ama bu sefer sağ taraftaki küresel yüzeyi kullanıyor. Sağ taraftaki küresel yüzeyin normali de buradan çizilir. Yani kürenin merkezinden çizilir ama bu sefer Camdan havaya çıktığı için normalden uzaklaşarak kırılması lazım. Yani ışınımız eğer şöyle gitseydi hiç kırılmamış oluyor. Şöyle giderse normale yaklaşmış oluyor. Bakın normal burada. Normalden uzaklaşarak gitmesi demek aşağı doğru kırılması demek canlar. Yani ışın buradan aşağı doğru kırılarak yoluna devam ediyor. Dolayısıyla bizim ince kenarlı merceğimiz ne yapmış oluyor? Şu tarafa doğru gidecek bir ışığı bakın Buraya kadar yani buradan buraya kadar toplamış oluyor. Yani ışığı asal eksene yaklaştırmaya biz toplamak diyoruz. O yüzden ince kenarlı mercekler üzerine gelen ışığı toplar diyoruz ve ince kenarlı merceğin diğer adı yakınsak mercektir diyoruz. Peki ince kenarlı mercekler günlük hayatta nerelerde karşımıza çıkar? Her yerde karşımıza çıkar. Öncelikle gözümüzdeki merceğin ince kenarlı mercek olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani gözümüzün içerisinde şöyle bir mercek var arkadaşlar. Bu ince kenarlı bir mercektir. Daha sonra kameralar, fotoğraf makineleri, projeksiyon aletleri, büyüteç, teleskop, bir sürü aletin yapısında arkadaşlar mikroskop ne vardır? İnce kenarlı mercek vardır. Yani büyütme işleminin olduğu yerlerde kesinlikle ince kenarlı mercek tercih ediliyor. Bir de yakını görememe göz kusuru dediğimiz hipermetrop göz kusurunun giderilmesinde de ince kenarlı mercek kullanılıyor. Hipermetrop göz kusurunun ana nedeni şudur: üzerine gelen ışığı göz e, retina üzerine düşüremez, retinanın daha arkasındaki bir noktaya düşürür. Şimdi ince kenarlı merceklerde ışığı toplayan mercekler olduğu için, eğer bu göz kusuruna sahip olan hasta ince kenarlı bir merceği e, kullanarak, yani bir gözlük kullanarak e, hayatına devam ederse, ışık ne oluyor bu sefer? Bu ikinci mercekten dolayı biraz daha toplanıyor ve arkadaşlar retina üzerine düşmüş oluyor. Dolayısıyla da görüntü net bir şekilde görülüyor. Yani hipermetrop göz kusuru ince kenarlı mercek sayesinde gideriliyor. İnce kenarlı merceğin ışığı toplayan mercek olduğunu, ışığı yakına getiren mercek olduğunu, bundan dolayı da yakınsak mercek denildiğini de unutmayın. Şimdi gelelim kalın kenarlı merceğe. Arkadaşlar kenarlarının kalın olduğunu Görüyorsunuz en az bir yüzünün küresel olduğunu görüyorsunuz. Kalın kenarlı merceği de arkadaşlar şu şekilde sembolize ediyoruz. Yani ince kenarlı merceğin okları böyle dışarı doğru bakıyorsa okları böyle böyleyse kalın kenarlı mercekte de bu okları ters çeviriyoruz ve onun kalın kenarlı olduğunu bu şekilde sembolize etmişler. E, bilinmesi gereken üzerine gelen ışığı asal eksenden uzaklaştırır yani dağıtır arkadaşlar. Dolayısıyla biz de buna ıraksak mercek diyoruz. Ee, yani şöyle örnek vermek gerekirse asal eksen bu değil mi? Üzerine gelen ışığı mesela şöyle bir ışık gelsin. Bu sefer de bu ışığı asal eksenden uzaklaştırıyor arkadaşlar. Alttan gelen ışığı da asal eksenden aynı şekilde uzaklaştırır. İşte bu paralel gelen ışığın e, kırılarak uzaklaştığı çizginin devamına da biz odak diyoruz arkadaşlar. Yani kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtır. Peki kalın kenarlı merceklerin ışığı dağıtmasının ispatını sizce yapmamıza gerek var mı? Yani ince kenarlı mercekte size göstermiştim nasıl yapıldığını. Bence fazla hani video gereksiz yere uzamasın. Burada bir ispat daha yapmamıza gerek yok. Ama şunu bilin merceklerde ışık iki kez kırılır. Bir tane buraya geldiğinde kırılır arkadaşlar. Bir de e, oradan çıkarken kırılır. Yani merceği tamam çok ince çiziyoruz biz Işık böyle gelir ve böyle kırılır. Yani sanki mercekte ışık bir kez kırılıyormuş gibi e, bir algı oluşmasın. Merceklerde ışık bir merceğe girerken kırılır, bir de mercekten çıkarken kırılır. Bunu asla unutmayın. Şimdi hipermetrop göz kusurunu anlatmıştık, yakını görememe demiştik. Arkadaşlar kalın kenarlı merceklerde uzağı görememe göz kusurunu gidermek için kullanılır. Bu göz kusuruna miyop denir. Bendeki göz kusuru miyoptur ve benim gözümdeki gözlüklerin camları da aynen böyledir. Yani kenarları kalın arkadaşlar, ortası ince. Böyle camlara biz kalın kenarlı mercekler diyoruz. Peki miyop göz kusurunu nasıl gideriyor? Canlar miyop göz kusurunda da sorun şudur: e, göze gelen ışık retina üzerine değil de, retina'nın daha önündeki şu noktaya düşer. Dolayısıyla net bir görüntü oluşmaz. Retina üzerine düşmesi gerekiyor ki görüntü netleşsin. İşte biz bir kalın kenarlı mercek kullanarak ışığı dağıtıyoruz. Yani ışığı uzaklaştırıyoruz biraz uzaklaştırarak bu ışığın buraya değil de bak buraya değil de şuraya düşmesini sağlıyoruz. Hani mercekten ışığı ne yaptı? Mercekten ışığı biraz daha uzağa attı, değil mi? Ve ışık retina üzerine düşüyor ve gözümüz artık o görüntüyü net bir şekilde görebiliyor. Yani miyop göz kusurunun giderilmesinde de ne kullanılıyormuş? Kalın kenarlı mercek kullanılıyormuş. Şimdi geldik arkadaşlar, merceklerde odak uzaklığı nelere bağlıdır? Gerçekten çok önemli. Yani buradan soru gelebilir. Bakın altını çizerek söylüyorum. Buradan soru gelebilir. Merceklerde odak uzaklığı nelere bağlı? Mesela ışığın rengine bağlı. Şimdi aynalarda hani çukur ayna olsun, tümsek ayna olsun. Arkadaşlar odak uzaklığı neye bağlıydı? Aynanın eğrilik yarıçapına. Başka hiçbir şeye bağlı değil. Yani burası merkezdi. Merkezin tam ortasındaki şu noktaya da biz ne diyorduk arkadaşlar? Odak diyorduk. Yani burası 10 santimse örnek veriyorum arkadaşlar. Burası 5 santimdir. Veya burası işte 20 santimse burası 10 santimdir. Ya bu değişmez. İster mavi ışık gönder aynaya ister kırmızı ışık gönder. Ne yaparsan yap. E, aynaların odak uzaklığı yani F arkadaşlar. Yarı çapın yani şuraya büyük R ile gösteriliyor arkadaşlar. Bu büyük R'nin yarısıdır. Dolayısıyla aynalarda eğrilik yarıçapı değişmediği sürece odak uzaklığı kesinlikle değişmez. İster aynayı suyun içerisine sok, ister aynayı havada kullan, ister mavi ışıkla kullan, ister yeşil ışıkla kullan, aynanın odak uzaklığı değişmez. Ancak merceklerde böyle değil arkadaşlar. Mercekler ışığı kırdığı için daha önceki konulardan kut sayamam sırasını bilmeniz gerektiğini söylemiştim. Kırmızı en az kırılan, mor en çok kırılan ışık demiştim. Dolayısıyla ince kenarlı bir merceğin üzerine gelen ışık renkleri değiştiği zaman kırılma miktarları da değişiyor. Yani kırmızı az kırılıyor. Az kırılmak ne demek? Mesela benim ışığım böyle geliyor arkadaşlar. Bunun kalınlığını bir tık arttıralım daha iyi olacak diye düşünüyorum. Benim ışığım böyle geliyor arkadaşlar. Kırmızı olduğu için biraz kırılıyor. Yani buraya kadar kırılıyor örnek veriyorum. Ama benim ışığım eğer mor ışık olursa ya da mavi ışık olursa daha çok kırılacak. Daha çok kırılmak demek daha çok sapmak demektir. Şimdi normalde ışık hiç kırılmasaydı şöyle gitmeyecek miydi? Kırmızı ışık buraya kadar kırıldıysa, yani bu kadar saptıysa, mavi ya da mor ışık daha da çok sapması gerekiyor. Yani daha da çok kırılması gerekiyor. O yüzden arkadaşlar mavi ışık kullanıldığı zaman nereye kadar kırılıyor? Daha da çok kırılıyor. Yani şuraya kadar kırılıyor. Ve dikkat ediyor muyuz? Bakın kırmızı için odak uzaklığı şu nokta oldu. E, mavi için odak uzaklığı bu nokta oldu. Bu arada odak uzaklığı neydi? Hani bir kez daha çok kısa söylüyorum. Asal eksen'e paralel gelen ışığın toplandığı noktaya, yani ışığın geçtiği noktaya biz odak noktası diyorduk. Kırmızı ışık az kırıldığı için odağı daha büyük oluyor. Mavi ışık çok kırıldığı için odağı daha küçük. Bakın mavi'nin odak noktası şurası, ama kırmızı burası mavi'nin odak noktası. Kırmızının odak noktası ise burası. Yani ışığın rengi odak uzaklığını etkiler. Ve kırmızı ışığın odak uzaklığı şuraya yazıyorum. Büyük olur. Mavi ışığın odak uzaklığından sebebi de neymiş? Mavi kırılmayı çok seviyor. Kırılmayı çok sevince odak uzaklığı ne oluyor? Küçülmüş oluyor. Bir kere bu birinci olaydı. İkinci olay ortamın kırıcılık indisine de bağlı. Yani siz bu merceği e, nereye koydunuz? Havaya mı, suya mı? Ortamın kırıcılık indisi odak uzaklığını etkiliyor. Öncelikle arkadaşlar bunu iyi anlamanız için kırılma neden oluyordu? Ortamların kırıcılık indilerinin farklı olmasından dolayı oluyordu. Eğer şimdi burası hava, merceğin içini de biz havayla doldursaydık, yani merceği camdan değil de havadan yapsaydık, örnek veriyorum, şöyle olurdu. Bu ışık böyle gelirdi, hiç kırılmadan böyle devam ederdi. Sonuçta havadan havaya geçiyor. Niye kırılsın ki? Kırılmanın sebebi havadan cama geçmesi. Yani merceğin camdan yapılmış olması, havanın e, kırıcılık indisinin daha düşük olması. Yaklaşık olarak havanın kırıcılık indisinin 1 olduğunu biliyoruz. E, suyun kırıcılık indisinin 1.3 civarlarında olduğunu biliyoruz. Bu da cam olsun. Camın kırıcılık indisinin de 1.5 civarlarında olduğunu biliyoruz. Yani arkadaşlar yukarıdaki ışık, yukarıdan gelen ışık havadan... E, Merceye geçiyor e, yani havadan cama. Dolayısıyla hava bir cam bir buçuk aralarındaki fark yarım yani 0.5 fark var. Ama alttan gelen ışık sudan cama geçiyor yani birisi 1.3 birisi 1.5 aralarındaki fark 0.2. E, dolayısıyla alttan gelen ışığın fazla kırılmaması gerekiyor çünkü fark yok fark daha az fark daha az olunca ışık az kırılır. Işığın az kırılması ne demek arkadaşlar? Işık hiç kırılmasa zaten böyle gidecekti. Çok kırılırsa böyle olur. Yani aşırı kırılırsa. ışık az kırılması demek arkadaşlar böyle fazla kırılmaması. Yani böyle uzak bir yere düşmesi demek. Az kırılıyor ya az kırıldığı için uzağa düşüyor. Ama havayla cam arasında üst tarafta biliyorsunuz hava ve cam. Yani mercek cam dışarısı da hava. Havayla cam arasındaki fark çok olduğu için kırılma da çok oluyor. Gördüğünüz gibi ışık böyle mümkün mertebe yakın bir yere düşüyor. Çok kırıldığı için. O yüzden bakın buradaki odak uzaklığı budur. Buradaki odak uzaklığı ise budur. Dolayısıyla arkadaşlar odak uzaklığı merceğin kırıcılık indisine de bağlıdır. Ortamın kırıcılık indisine de bağlıdır. Bakın bunu asla unutmayın. Yani mercek ne kadar kırıcılık indisi yüksek bir mercek olursa o kadar çok kırar Odak uzaklığı o kadar küçük olur. Mercek ne kadar kırıcılık indisi düşükse e, o kadar az kırar ışığı. Az kırdığı zaman da ışık bayağı bir uzak noktalara düşer. Yani az kırılınca bir hayal etmeye çalışın arkadaşlar. Az kırılmak ne demek? Yani böyle e, ışık gelecek fazla kırılmayacak. Fazla kırılmadığı zaman arkadaşlar çok 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 uzaklara düşer. Bakın şöyle. Dolayısıyla burada odak uzaklığı neresi olmuş oluyor? Bakın şurası olmuş oluyor. Bunu anlatabildiğimi düşünüyorum artık. Daha fazla hani burada oyalanmak istemiyorum. Ortamların kırıcılık indileri odak uzaklığını etkiler. E, mercekle dış ortam arasındaki fark arttıkça odak küçülür. Mercekle dış ortam arasındaki fark azaldıkça odak uzaklığı büyür. Şimdi geldik üçüncü maddeye. Burada da bir merceğin karakter değiştirmesi diye bir kavram var. Ona değineceğim. Nedir bu? Normalde arkadaşlar mercek camdan ya da işte sıvıdan ya da elmastan yapılabilir değil mi? İçerisinin cam olduğunu düşünelim. Dışarısının hava olduğunu düşünelim. Yani normalde merceğin kırıcılık indisi dış ortamın hava olabilir bu başka ortam olabilir. Dış ortamın kırıcılık indisinden büyük olması gerekiyor ki mercek normal özelliklerini gösterebilsin. Normal özellik ne demek? İnce kenarlı merceğin ışığı toplaması, kalın kenarlı merceğin de ışığı dağıtması demek. Normal olan budur arkadaşlar değil mi? Kalın kenarlı üzerine gelen ışığı dağıtır, İnce kenarlı da üzerine gelen ışığı toplar. Eğer böyleyse ama arkadaşlar eğer ortamın kırıcılık indisi daha büyükse yani örnek veriyorum e, ne olabilir? Dışarısı cam, içerisi ne olabilir? E, mesela hava. Kafadan attım. Böyle bir ortam yarattık diyelim. Mercek olan yer daha düşük. Yani dış ortam büyükse merceğin e, kırıcılık indisinden dış ortam daha yoğunsa Mercek karakter değiştiriyor. Yani arkadaşlar ince kenarlı mercek kalın gibi davranıyor. Asal eksene paralel gelen ışın bu sefer böyle gidiyor. Yani sanki bu mercek kalın kenarlı bir mercek gibi gibi davranıyor. Kalın kenarlı mercekte üzerine gelen ışığı topluyor. Yani mercek karakter değiştiriyor. Ne olursa ortamın yoğunluğu yani kırıcılık indisi merceğin kırıcılık indisinden daha büyükse mercek karakter değiştirir. İnce kenarlı mercek kalın gibi davranır. Kalın kenarlı mercek ince gibi davranır. Şimdi mesela burada yukarı tarafta ince kenarlı merceğin ışığı topladığını görüyorum. Yani normal davranmış. E normal davranmışsa merceğin kırıcılık indisi ortamınkinden daha büyüktür diyorum. Ama alt tarafa baktığımda ince kenarlı mercek ışığı toplaması gerekirken dağıtmış. Değil mi? Yani kalın gibi davranmış. O zaman ortam mercekten daha yoğundur. Yani Y'nin kırıcılık indisi Merceğin kırıcılık indisinden daha büyüktür. Ha, sıralamayı yaparsak Y büyüktür, mercek, mercek de büyüktür, X diyebilirim. Geldik dördüncü maddemize. Odak uzaklığı eğrilik yarıçapına da bağlıdır. Hani biz bu mercekleri oluştururken böyle iki tane küre falan kullanıyorduk ya arkadaşlar. Bu kürelerin, bu kürelerin yarıçaplarına da bağlıdır. Yani bu küreler ne kadar büyük küreler olursa, odak uzaklığı o kadar büyük olur. Bu küreler ne kadar küçük olursa odak uzaklığı o kadar küçük olur. Çünkü küre büyüdükçe arkadaşlar mercek düzleşir. Düzleştikçe de ışığı kırma özelliği yok olur. Yani şöyle söyleyeyim size. Şöyle kavisi çok olan bir mercek ışığı çok kırar. Kavisi az olan yani arkadaşlar şöyle abartıyorum biraz. Neredeyse hiç kavis vermiyorum gibi göstermeye çalışıyorum. Yani düz gibi yapmaya çalışıyorum mercek ne kadar böyle düzleşirse ışığı o kadar az kırar. Yani örneğin burası yani o kadar az kavis olsaydı ki neredeyse düz olsaydı. Yani mercek diyelim böyle düz bir düz gibi olsaydı o zaman ışığı hiç kırmazdı değil mi? Düz gelen direk, direkt devam ederdi. Ya yani bu da ne demek oluyor? Merceğimiz böyle ne kadar büyük bir ne kadar büyük bir şeyden oluşuyorsa, eğrilik yarıçapından oluşuyorsa mercek o kadar böyle düzleşmiş olur. Ne kadar küçük bir eğrilik yarıçapı varsa mercek o kadar kavis almış olur. Mercek düzleştikçe ışığı az kırar. Işığı az kırdığı zaman da odak uzaklığı uzun olur. Yani büyük olur. Mercek ne kadar kavisli olursa ışığı çok kırar. Çok kırdığı zaman da odak uzaklığı küçük olur. Bu kadar. Yani burada karıştırılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Eğrilik yarıçapı artarsa bakın e, 2R olduğunda odak uzaklığı daha büyük Merceğin eğrilik yarıçapı çapı R'ye indiğinde odak uzaklığı daha küçük. Yani bunu karıştıracağınızı açıkçası düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar sorulara geçmeden önce ince kenarlı merceğin ışığı topladığını, kalın kenarlı merceğin de ışığı dağıttığını bir deneyle görelim. Evet birbirine paralel 3 tane ışın kullanılmış arkadaşlar gördüğünüz gibi lazer ışını. Şimdi bu lazer ışının önüne ince kenarlı bir mercek konuluyor. Ve arkadaşlar ışığın bir noktada toplandığını görüyorsunuz. İşte ince kenarlı mercek üzerine gelen ışığı topluyor ve bu topladığı noktaya da odak noktası deniyor. İşte arkadaşlar merceklerin bu özelliği kullanılarak bir e, maddeye çok yüksek derecede ışık düşürülebiliyor ve o maddenin ısısı arttırılabiliyor. Yani örnek veriyorum ormanlık bir alanda siz bir cam kırığı bıraktınız ve bu cam kırığı da farz ediyorum aynen ince kenarlı bir mercek gibi şekil almış. Mesela kırılırken öyle kırılmış. E, dolayısıyla artık siz ormana bir ince kenarlı mercek bırakmış oluyorsunuz. Dolayısıyla güneşten gelen ışınlar ince kenarlı merceğin odak noktasında toplanıyor. Bu ne demek? Şu noktanın çok yüksek sıcaklıklara kadar ulaşması anlamına geliyor. Güneşin tüm ışını burada toplanıyor ve buradaki kuru ot ya da kağıt parçası her neyse ateş almaya başlıyor o yüksek sıcaklıktan dolayı. Ve orman yangınlarına neden olabiliyor. Canlar lütfen dikkat edelim. Yani piknik yapıyoruz, ormanlık alanlara gidiyoruz, soda içiyoruz ne bileyim. Lütfen bunların şişelerini falan ortalığa atmayın. İçtiğiniz su şişeleri de aynı şekilde arkadaşlar. Su şişesi içerisinde su olduğu zaman şişede yuvarlak bir şey olduğu için arkadaşlar aynen ince kenarlı mercek görevi görüyor. Dolayısıyla su şişesi de aynı yangının çıkmasına neden olabilir. O yüzden ormanlık alanlara böyle Şişe, pet şişe, cam şişe gibi maddeleri kesinlikle ama kesinlikle atmamamız gerekiyor. İnce kenarlı mercekler ışığı bu şekilde topluyor arkadaşlar. Şimdi kalın kenarlı merceğin de gördüğünüz gibi üzerine gelen ışığı dağıttığını görüyoruz. Bunları görsel olarak da sizlere bu şekilde göstermek istedim. Şimdi bir tane soruyla devam edelim. Şekil 1, şekil 2, şekil 3'te gösterilmeyen merceklere gelen ışınlar şekillik gibi kırılıyor. Yani diyor ki burada hangi mercekler vardır diyor. Şimdi birinci merceğimiz üzerine gelen ışığı dağıtmış. O zaman buradaki mercek kalın kenarlı bir mercektir. Ha tabii e, burada özellikle dış ortamdan bahsedilmiyor e, soruda da kesinlikle falan da dememiş. Yani dış ortamı biz hava olarak hani kabul ediyoruz. İçerideki merceği de cam olarak kabul ediyoruz. Yani merceğin karakter değiştirmediğini, normal davrandığını düşünerek soruyu çözüyoruz. Bu ışığı dağıtmış. O zaman kalın kenarlı mercektir. Bu üzerine gelen ışığı asal eksene doğru yaklaştırmış. Bakın ışın normalde böyle gidecekken böyle yaklaşmış. Demek ki ince kenarlı bir mercek. Birincisi kalındı değil mi? Bu kalın, bu inceydi. Üçüncüye gelelim. Arkadaşlar bakın şöyle ışın normalde nereye doğru gidiyordu? Şuraya doğru gidiyordu. Ve biz bu ışığı bu tarafa doğru yani şu tarafa doğru asal eksene doğru yaklaştırmadık mı? Yaklaştırdık. O zaman bu da ince kenarlı mercektir. Şimdi kalın kenarlı merceğe ıraksak hani ışığı ırağa atıyor. Yani ışığı uzaklaştırıyor. Irak. Zaten Irak demek uzak demektir zaten. Işığı uzağa attığı için kalın kenarlı merceğe ıraksak, ince kenarlı merceği de yakınsak deniyor. O zaman ıraksak, yakınsak, yakınsak cevap A şıkkı olması gerekiyor.